Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 6 Haziran 2024 Perşembe güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu. Paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz. Gündeme yansıyan sıcak gelişmelere bakalım. Dikkat BOFA, Sasa'da alışta toplam 10 milyon lot deniyor. Bank of America İstanbul Borsası'nda yaptığı işlemlerle hisselere yön verebiliyor. Tabii ki sıklıkla paylaşıyoruz sizlerle BOFA haberlerini. Dev kurum yüklü alış ve satış işlemleriyle hisselerde trend belirleyici işlemler yapıyor. Bu defa borsanın popüler hissesinde alışta BOFA. Sasa'dan bahsediyoruz. Tabii son günlerde hareketliydi. 21 Mayıs günü 51,80 TL fiyattan düşüş trendine girmişti. 3 gün önce 43,64 TL fiyattan hareketlenmişti hisse ve 47,5 TL direnç fiyatına geldi. Hisse bugün %2,5'a yakın primli 46,40 TL civarında işlem görüyor. Yılbaşından beri toplanma çabaları içinde olan hisse yön arayışı içerisinde aynı zamanda. Bugün dikkat çekici işlemler var. Sasa'da BOFA alıcı dev kurum borsada İstanbul'da yüklü alış ve satışlarıyla ünlü tabii. Sasa'da 1 milyon lottan fazla alış yapmasıyla dikkat çekti. Ve halihazırda BOFA Sasa'da hisse taşıyor. Kurumun portföyünde bugünkü alışları da dahil edersek toplam 10 milyon lota yakın Sasa hissesi var. BOFA'nın bugünkü alış ortalaması ise 46,73 TL olarak görünüyor. Sasa'da yüklü mal taşıyan diğer kurumlarsa sırasıyla Deniz Yatırım, Halk Yatırım, Abil Kapital ve Burgan Yatırım şeklinde. Bir grafik çalışmasıyla da desteklenmiş haber aynı zamanda. Bakalım Bank of America'nın hamlelerini sizlerle paylaşırız yine ilerleyen günlerde. Lotlarınız katlanacak, kimya devi bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Bir diğer haberin başlığıydı bu da. Alkim Alkali Kimya AŞ kamuoyu aydınlatma platformunda yaptığı bildirimde bedelsiz sermaye artırımı başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylara bakacak olursak. Alkim 6 Haziran 2024 tarihinde kapa bir açıklama yaptı. Kamuoyunu bilgilendirdi. Şirket yönetim kurulunun 15 Nisan 2024 tarihli kararı doğrultusunda şirketin esas sermayesinin 150 milyon Türk lirası, olağanüstü yedeklerden 150 milyon TL ilavesiyle 300 milyon Türk lirası çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu sayede yatırımcının 100 lotu 200 lot olacak şeklinde detaylandırılmış ve bu sermaye artırımı nedeniyle şirket esas sözleşmesinin şirketin sermayesi başlıklı 6. ve 7. maddelerinin arttırılan sermayeye göre değiştirilmiş haliyle uygun görüş alınması amacıyla sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuştur deniyor. Ve devam edelim efendim. %2560 rekor sermaye artırımını SPK onayladı. Bu da bir diğer haberin başlığıydı. Borsa şirketinde rekor oranda sermaye tavanı artırımı SPK onayı aldı. Şirket sermaye tavanını tam %2540 oranında artırdı. Işık Plastik'ten bahsediyoruz. Rekor sermaye tavanı artırımına imza attı. Mevcut 218 milyon 705 bin TL olan kayıtlı sermaye tavanını %2560 arttırarak 5 milyar 800 milyon TL'ye çıkardı. Karar da SPK'dan onay aldı. Şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımlarını mevcut kayıtlı sermaye tavanı rakamı içinde yapmak zorundalar. Tabii ki bu ek bilgiyi de paylaşmış olalım. Ve şirketin son 2021 yılı Eylül ayında %311,02 oranında bedelsiz sermaye arttırdığını da görmek mümkün aynı zamanda. Ve Telekom hissesinde %0'lık prim potansiyeli deniyor. Aracı kurum Telekom hissesine hedef fiyat verdi. Aracı kurum olan Gedik Yatırım Türk Telekomünikasyon AŞ için yatırım değerlendirmesini güncelledi. Aracı kurumun yayınladığı son analiz raporuna göre Türk Telekom için hedef fiyat 49,5 TL olarak belirlendi. Şirketin mevcut hisse fiyatı 49,42 TL iken bu hedef hisseler için yalnızca 0,16'lık bir potansiyel getiriye işaret ediyor aynı zamanda. Aracı kurum hisse için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulunmuş. Ve bir savunma şirketi haberi. %8 değer kaybetti Altınay Savunma. Geçtiğimiz dönemde halka arz olmuştu. O dönemde yakaladığı yükseliş trendiyle yatırımcısına oldukça adından da söz ettirmeyi başarmıştı. Yakaladığı yükseliş trendiyle %200 oranında da getiri sundu. Ve yatırımcısının parasını 3 katına çıkardı. Şirketin bu hareketi yatırımcılarını da oldukça mutlu etti. Şirket bu olumlu trendi sonlandırdı ve %8 oranında değer kaybetti. Tekrardan yükseliş trendine oturup oturmayacağıysa soru işaretleri arasında aynı zamanda. Ve holding hissesi ne kadar yükselecek? Aracı kurum al dedi.
Bu kez iş yatırımın alt alt sitesini görüyoruz. Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ hissesi için hedef fiyatını güncelledi. İş yatırım güncellenen fiyata göre Sahol hissesi için belirlenen yeni hedef fiyatı 145 TL olarak açıklandı. Bu Sabancı Holding hissesi için %51,36 oranında potansiyel bir getiri öngörüyor aynı zamanda. Ayrıca aracı kurum hisse için tavsiyesini al olarak koydu. Yine iş yatırımın bu tavsiyesi üzerine bakalım yatırımcılar için önemli tabii ki değerlendirilebilir. Gıda hissesinde %53'lük prim potansiyeli bir diğer haberin başlığıydı bu da. Aracı kurumun yayınladığı son analiz raporuna göre ülke hisseleri için hedef fiyatı 241 TL olarak belirlendi. Şirketin mevcut hisse fiyatı 156 TL iken bu hedef hisseler için yalnızca %53,60'lık potansiyel getiriye işaret ediyor. Nasıl ilerleyecek? Yine %53'lük bir prim potansiyeli mevcut. Hedef fiyatta finansal analistler tarafından hisse senedinin gelecekte ulaşabileceği tahmin edilen fiyatı ifade ediyor aynı zamanda. Bunu da belirtmiş olalım. Paraajans.com.tr internet sitemiz, para ajansı YouTube adresimizle sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz tabii ki. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.